Merhaba arkadaşlar. İyi geceler herkes. Umarım keyifler yerindedir. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi Türkiye'den arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte diyorlar ki orada durumlar nasıl? Diyorum hacı durumlar iyi. Vallahi iyi yani. Millete korona yaradı kardeş diyorum yani. Millet köşeye döndü ya. Yani vallahi milletin durumu iyi yani. Fakir fukara job center'dan falan hani işsizlik parası, işte sosyal yardımlar falan. Böyle memurun suratını çekmeden aldılar. İş yerleri zaten aldı falan. Çok büyük şirketler sıkıntı yaşadı. Ne bileyim mesela Adidas. Hani adamlar kiralarını falan ödetmek istediler. İşte yoğun bir kamuoyu tepkisi ve baskısı olunca almadılar falan. Onlar da zaten biliyorsunuz yani durumları iyiydi eskiden de yani. Ama onun dışında insanların durumu iyi. Türkiye'de valla bugün bayağı varlıklı bir insanla konuştum. Benim varlıklı birkaç arkadaşım da var. Yo yani gerçekten arkadaşlarımın durumu iyi yani. Hepsi iş güç sahibi oldu falan. Hani turizmle uğraşanlar falan var yani özellikle. Onlar da diyor yani yani zor diyor işimiz diyor. Naneyi yedik diyorlar. Hani onlar böyle diyor, sağlık ne durumdadır? Korona sayılarıyla ilgili mesela bugün Amerika'nın meşhur bir üniversitesi var. Johns Hopkins Üniversitesi. Diyor ki Çin ve Türkiye sayılarına güvenmiyoruz diyorlar yani. Bir de böyle bir durum var. Hani Almanya, Türkiye yani bizim hayatımız buralar yani. Ben bugün Türkiye'den de 10 kişiyle konuştum. Almanya'dan tabii daha çok kişiyle konuşmuşumdur. Dışarıdaydım falan. Tabii burada da bizim bir sorunumuz var. Büyük bir sorunumuz var. Biz Türkiye'ye gidemeyeceğiz. Almanya'da Bakanlar Kurulu bugün toplandı ve o Türkiye uçuşlarını 31 Ağustos'a kadar yasaklıyorlar yani. Yasaklıyorlar nedir? Kaldırmıyorlar yasakları. Zaten yasak işte. Avrupa Birliği için de açıyorlar falan. Mesela bugün kimle konuşsam işte Hırvatistan'a tatile gideceğim, Yunanistan'a gideceğim, İspanya'ya gideceğim falan diye böyle planlar yapmaya başladı insanlar. Ben de bunlardan biriyim. Tabii. Çünkü ya mesela Auslandsversicherung diye bir şey var. Yurt dışı sigortası. Mesela benim var bu. Ben Türkiye'de hastalansam o sigortamla atıyorum en pahalı hastane hangisi? Acıbadem Hastanesi. Gidiyorum oraya. Yaptırıyorum bütün tedavilerimi. Ödüyorum. Tabii ki orada para almadan çıkarmazlar Acıbadem'den. Ben çok gördüm bunu yani. Önce parayı veriyorsun sonra çıkıyorsun falan. Hiç yani ölünü bile çıkarmazlar. Parayı ödüyorsun, faturaları alıyorsun. Geliyorsun burada sigortana ibraz ediyorsun ve paranı geri alıyorsun. Şimdi sigortalar kabul etmiyor. Yani madem bizim yurt dışına çıkış yasağımız var. Hani Alman Dışişleri Bakanlığı ya da Bakanlar Kurulu ya da Alman hükümeti böyle bir karar aldı. Gitmeyin diyorlar. Giderseniz biz orada yaşayacağınız Covid-19 ile ilgili sorunların masrafını ödemeyiz diyorlar. Şimdi Almanya'dan gidip Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde sıra beklemezsin yani. Belli bir standardın var burada çünkü. Yazılı olmayan kurallardır bunlar. Özel bir hastaneye gidersin buradaki seviyeyi yakalamak için. Hani o da çok para yani. Yani benim gibi böyle tek tabanca adamlar yapar da ailesi olanlar, çoluğu çocuğu olanlar yapmazlar bence. Bu da bizim sorunumuz. Ya hastası olan mesela benim amcam rahatsız. Telefonla konuşuyorum falan ama tabii görmek istiyor insan yani. Öz amcam yani. Baba yarısı. Benim de en çok benzediğim insan bu dünyada. Hem kişilik olarak hem fiziksel olarak. Göremiyorsun. Mesela amcamın oğlu da Dubai'de yaşıyor. Orada çalışıyor. O da babasının yanı. Yani baba da tabii yani. Şimdi Almanya üzerinden gitmeye çalışıyor falan. Yani herkesin derdi bizim gibi işte Mikonos'a gideriz. Ibiza'ya gideriz. Ne bileyim işte Hırvatistan'a gideriz. Tatile değil. İnsanların farklı farklı sorunları var gerçekten. Şimdi bu videomdan önceki video bir tane Karadenizli amca. Bu amca bisikletle hep Berlin dolaşıyor ve işte buradaki haklarımızı istiyor. Hakkımız olan şeylerin yendiğini düşünüyor. Ben bunu videolarımda söyledim. Ben aynı fikirdeyim Aydın amcayla. Yani İspanyol geliyor yerel seçimlerde oy kullanabiliyor. İtalyan geliyor kullanabiliyor Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için. Yani bir ay önce geliyor direkt oy kullanıyor. Türk 60 yıldır burada kullanamıyor. Bu vergi vatandaşlığı lafı bence çok güzel yani. Vergi veren oy da kullanabilsin yerel seçimlerde. Hadi genel ülke kendini koruyor. Herkes gelip vergi verebilir falan. Ama yerelde oy kullanabilelim yani. Çifte vatandaşlık. Brezilyalıya var, İsviçreliye var, Amerikalıya var, Türkiye yok. Aile birleşimi. Yani Alman anayasasında şu var. Aile bir yerde olur ama bir Türk evlendiği zaman eşinin buraya gelebilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Geliri, evinin metrekaresi, sabıka kaydı ya da eşi yani Türkiye'den buraya gelecek olan eşi A1 yani A1 seviyesinde Almanca bilmesi gerekiyor. Bu sadece Türkler için kural şart. Baba haklı. Yani söylediği şeyler de haklı. Tarzı tabii ki tarzı güzel değil yani. Bir sürü insan bana yazmış böyle bir adamı niye çıkarıyorsun? Demokrasi böyle bir şey. O adam eğer 188 bin kilometre Berlin içinde bisikletle bu haklar için mücadele etmişse ona mikrofon uzatırım ben. Kein Mensch ist illegal diyor Almanlar. İllegal insan yoktur. Yasa dışı insan yoktur. Herkesin bir fikri, düşüncesi ve son söyleyecek sözü vardır. Ben Can Dündar'la video çektim. Herkes tutuklanırsın, yanarsın, döverler, vururlar, kırarlar falan. Ya geç. Kein Mensch ist illegal. İllegal insan yoktur. İdama bile giden insanlara diyorlar ki son sözün nedir? Ben korkmam böyle şeylerden. Herkese söz hakkı verilmesi gerektiği taraftarıyım. Söz hakkı verirsen, bak bugün ne konuşuluyor Türkiye'de? HDP kapatılsın. Kapattın, kapattın, kapattın. Refaha kapattın, fazilet oldu. Fazileti kapattın, saadet oldu. Saadeti kapattın, ak oldu. Akı kapattın, pek oldu. Ne oldu? Adamlar iktidar oldu falan yani. Şimdi hiçbir şeye gücün yetmiyor.
Almanlar NPD'yi kapatmıyor, Nazi Partisi. Niye biliyor musun? Partiyi kapatırsan o zaman yer altına iniyorlar. Siyaseten söyleyecek sözü olmayan bir parti artık şiddete başvurabilir. Ya da başka şanslar, başka fırsatlar kollayabilir. Gerçekten birazcık hani uzak tarihi sallayın da bari yakın tarihten bir şeyler alalım, öğrenelim yani. Diyelim ki hiç kitap okumuyoruz. Ben de çok okumuyorum gerçekten. Bu aralar özellikle kitap. Ama 90'ları biliyorum, yaşadım. 2000'leri biliyorum, yaşadım. 80'leri biliyorum, çocuktum ama hissettim, okudum, merak ettim, baktım 70'leri, 60'ları. Yani söz hakkı ver baba yani bu adam. Ben o amcayla oturup bir bardak çay içemem ya da iki duble rakı içemem. Kavga ederiz yani. Tipim değil yani. Doğru ama ne söylüyor? Derdi ne? Söyleyiş biçim ne kadar yanlış olursa olsun söyledikleri ne anlama geliyor? Bir de şey var böyle. Mesela ben bunu hiç söylemedim dikkat ederseniz. Kardeşim beğenmiyorsan git. Bunu kime söylerim biliyor musun? Mesela Almanya'yı beğenmiyorsan git. Şimdi Almanya'yı beğenmeyebilirim. Niye gideyim ya? İnsan 40 yıllık karısının beğenmediği huyu var. Kocasının beğenmediği huyu var. Devam ediyor. Yani şunu anlarım. Mesela ben bu lafı çok duydum. 50 yıldır Almanya'dayım, alışamadım. Burada şöyle bir şey var. Ya dayı hani dön yani. Yazık sana da. Bu var ama beğenmiyorsan dön. O zaman Türkiye'nin yarısı ölsün yani. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Mesela insan buraya gelince burası senin vatanın oluyor yani. Toprağın oluyor. Yani çok öyle hani sınırı geçince böyle bir parlama, bir aydınlanma gelmiyor. İnsanlar evi burada. Evin buradaysa buralısındır yani. Mesela şu laf sadece bizde var. Temelli dönüşün başka dillerde karşılığı yok. Sadece Türkçe'de var temelli dönüş. Ben bir İtalyan'dan, İspanyol'dan falan, Amerikalı'dan, Avustralyalı'dan temelli döneceğim. Lan nereye döneceksin? Dünya yuvarlak. İstediğin kadar dön. Varış noktasına gelirsin yani. Öyle bir laf yok. Mesela ben hep düşünürüm ya. Bazen gideyim 5-6 ay İstanbul'da yaşayayım, geri geleyim falan. Ya biz bu şeye hiç bakıp hani dön olan o zaman. Ne dön baba? Yani beğenmeyebilir insanlar Almanya'yı. Dediğim insan grubu hariç. Yani 50 yıldır buradayım, alışamadım. Ya da ne bileyim böyle bazı sosyal medya tipleri var. Almanya'nın bütün nimetlerinden faydalanıp hani bütün nimetlerinden faydalanıp mutlu olduğu çok açık olan ve hala memlekete böyle övgüler dizip işte buradan nefret eden. Onları söylemiyorum. Ama ortalama mesela benim de çok akrabam var. Adam buraya bir türlü alışamamış. Emekliliğini bekliyor. Malulen emekli. Giderse emekliliği yanacak. Gidemiyor. Ama bir taraftan da kızıyor buraya. Memleketi özlüyor falan. Ama okey kalsın yani. Zamanı gelince zaten gidecek. Hani bu herif zaten hani git dediğin zaman bu adama ah keşke gidebilsem diyor. Diğeri öyle değil. Diğeri burada mutlu. Yani diğeri arabayı alıyor 10 bin euroya. Atıyorum Volkswagen Golf 12 bin euro değil mi burada? Yani sıfırı 12-13 bin euro yani öyle bir şey. Bizde bunun 3 katı. Geçen öyle bir şey gördüm. Bir araba alan Türkiye'de bir tane kendine, bir tane bankaya, bir tane de devlete alıyor. Burada sadece kendini alıyorsun. Başka kimseye bir şey vermiyorsun. Biraz tabii ki vergisi var. Biraz sigortası var. Hani o zaten hani dünyanın vazgeçilmez bir kuralı ama o kadar yani. O yüzden o heriflere de söyleyebilirsin. Ama mesela bu amca özelinde. Bu amca gelmiş buraya. 50 senedir burada. Mutlu, demokratik buluyorum Almanya'yı ama böyle böyle sorunları var deyip bunun için mücadele verebilir. Ya bu Almanya'da yaşayan insanı hemen dön falan. Bu çok saçma yani. Valla insanları dinlemek lazım. İnsanları dinledikçe onlarla ya zihniyetleriyle mücadele de daha kolaylaşıyor. Ben artık biraz o yolu seçiyorum yani. Tabii yine başa dönersek hani bizim bu mesela ilk defa oluyor bana. Ben geldim geleli hani ben iki pasaport bitirdim damga yüzünden yani yer yok. Sürekli Türkiye beni tanıyanlar bilir yani. Şimdi böyle kaldık yani. Hani hiç bu kadar uzun memlekete böyle ben neyse ki tam koronadan önce gelmiştim. Bu gösteriler falan yapmıştım İstanbul'da, İzmir'de. Döndüm patladı mesela. Yani benim tam böyle hani o döneme denk geldi ama bazısı var en son Temmuz'da gelmişti. Bak bir sene olacak şimdi. Zor yani hocam. İnsanın memleketinden uzak kalması zor. Özellikle böyle bizim gibi sonradan gelenler için. Onu bırakın gelmiş adam kadın çocuğunun yanına 3 ay kalmaya olmuş 5 ay 6 ay dönemiyor. Şimdi normalde dönmesi lazım hani vizesi yok yani. Şimdi vize yok ama korona var yani. Korona vizesi diye bir şey oldu. O yüzden bizim burada böyle bir derdimiz var yani. Ama tabii bu bizim memlekettekine benzemez. Memleketteki yokluk başka bir şey. Ben şuna inanıyorum. Dünyadaki en büyük stres parasızlık. Parasızlıktan daha büyük bir stres yok. Hesabında makul miktarda para olan bir insanın yürüyüşü de değişik olur, oturuşu da değişik olur, insanlara bakışı da değişik olur. Ama zor oyunu bozar, yokluk oyunu bozar. İnsanın boynu bükülür, hayata bakışı değişir, insanlarla konuşması değişir, yolda yürüyüşü ve oturuşu değişir. Şimdi ben buradan böyle konuşuyorum. Tabii ki ruhsal olarak bizimki de zor. Yani insanın ailesinden uzakta olması ve onları bir süre daha göremeyecek olması ya da işte yıllardır alıştığı o tuzlu suya, denize. Yılmaz Erdoğan'ın bir şiiri var ya, mavisine değil şifasına giriyoruz biz artık denizin diye. O şifaya girememek koyar adamı. Tabii ki alternatif var ama aileyle mutlu olma meselesine şu anda uzağız. Ama evet yani bugün konuştuğum, baktığım, gördüğüme göre mesela ben şeye çok üzülüyorum bu kaçak içki içenlere ekonomik durumdan dolayı. Mesela bir arkadaşımla konuştum bugün. Sen hep rakı içerdin. Ne oldu rakı falan yok mu dedim. Hani evde oturuyordu balkonda. Yalnız yaşıyor. Kaçak rakı ısmarladım dedi. Rakı Türk. Almanya'da daha ucuz. Biranın, viskinin falanın filanın burada daha ucuz olması zoruma gitmiyor. Ama rakının burada daha ucuz olması
kanıma dokunuyor. Bu Türkiye'yi yönetenlerin en büyük ayıbı. Rakı Almanya'da Türkiye'den daha ucuz. Ve rakıya burada Türkçe rakı diyorlar. Türk rakısı burada daha ucuz. Böyle en temel ihtiyaçların, insanın böyle peynire, sucuğa, sebzeye, meyveye, rakıya, biraya, her neyse yani. Böyle hani bunları almanın zor olması meselesi çok üzücü. Yani ben 1,5 senedir falan bu kanal var. Burayı bütün Türk gençliğine hep tavsiye ettim. Bugün daha çok ediyorum. Bugün imkanı olup Avrupa'ya göçmeyenin aklı yok kanaatine varmış durumdayım. Hiç konuşmaması gereken şeyleri konuşuyor insanlar. Ya ben bile şu an konuşurken utanıyorum, rahatsız oluyorum. Bunlar nedir ya? Bir kere geldiğin dünyada konuştuğun şeylere bak. Yok doğalgaz faturası, yok elektrik faturası, yok peynir, yok çocuğa kahvaltılık, yok çocuğun okul masrafı, yok bilmem ne. Bu kadar zor bir hayatta, dünyada. 100 organımız, 32 dişimiz, saçımız, tırnağımız, psikolojimiz, ruhumuz hepsi bozulmaya, hastalanmaya hazır. Sinir uçları olan organlarımız var. Zaten insanın dünyada varlığı bir zulüm. Almanların dediği gibi Weltschmerzen'da yaşıyoruz. Dünya ağrısıyla yaşıyoruz. Bir de yapılan yönetimsel hatalar nedeniyle, yanlış politika nedeniyle insanlar bir de ekmeğe, suya, peynire falan muhtaç. Ben bunu görüyorum. Sosyal medyadan ya da konuştuğum insanlardan aldığım izlenime göre. Ama bu kaderiniz değil. Bu ilelebet sürecek bir şey değil. Bunun bir sonu olacaktır. Buna inanıyorum. Çünkü doğaya aykırı. 2020 dünyasının her şeyi ucuza mal eden bu sanayi toplumunda bu saydığım şeylerin çok para etmesi tamamen yanlış vergi politikalarından, yanlış siyasi hamlelerden ve adil olmayan gelir dağılımından. 17-34 ise bu videoyu izleyen insanların yaş ortalaması, bunu bilin. Benim bugün memleketteki arkadaşlarımla konuştuğum ve yaşadıkları sıkıntılar onların da, sizin de, bizim de, geleceğimizin de kaderi değil. Düzelecektir. Bizim memlekete gelebileceğimiz, memleketteki insanların da böyle boş boş şeyler konuşmayacağı bir dünya hayaliyle iyi geceler herkese.